Sağlıklı Hayat Merkezi, Tatlar Sağlıklı Hayat Merkezi'ni birazdan Sayın Vekilimizin de dualarıyla ve dilekleriyle açacağız inşallah. Tabii genel itibariyle Sağlıklı Hayat Merkezleri malum illerde bulunuyor. Fakat Tatlar, biz hep söylüyoruz, doğunun incisi, bölgesinin birincisi ve bu vesileyle de Tatlan'da da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne kavuşmuş oluyoruz. Tabii Sağlıklı Hayat Merkezi ne yapar, ne eder birazdan göreceğiz. Ben sözü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi burada kendi personelimizle beraber 60'a yakın sağlık personelimiz var. Hizmet ediyor, hizmet veriyorlar. Buradan şu anda yeni olmasına rağmen, yeni açıyor olmamıza rağmen yaklaşık 600'e yakın çocuk ve bayan istifade ediyor. Kimisi sağlık spor merkezinden, kimisi kreşinden, kimisi ev ekonomikçi kısmından, kimisi çeşitli bölümlerinden. Şu anda 600 yaklaşık sayı o civarlara yaklaştı. İnşallah bu giderek de artacaktır. Yeni burası. Ben gerçekten emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bu tarafa Sağlık Bakanlığımızın avantaj oldu. Bununla da vesile olan milletvekillerimize, vali bize ve emeği geçen İl Sağlık Müdürümüze ve buradaki arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Tatvan için hayırlı olacaktır. İnşallah Tatvan için güzellik olacaktır, ayrıcalık olacaktır. Tabii vekilimiz de burada. Bu tarafına yaptık, Tatvan bu tarafa doğru büyüyor. Ama inşallah bir de öbür tarafa, diğer tarafa ihtiyacımız var bu merkezden. Onu da bekliyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Allah hayırlı uğurlu eylesin diyor. Mikrofonu sayın vekilimize veriyorum. Sayın Kaymakamım, sayın basın mensupları, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin değerli personelleri. Şimdi diyeceksiniz niye böyle? Çünkü daha Türkiye'de 22 tane var. Onun için insanlar alışamadı buna. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Biraz da hava soğuk olunca sizi fazla da bekletmeyeceğim. Hakikaten artık Ankara'da, İstanbul'da ne varsa burada o var. Hatta fazlası var. Birçok ilde olmayan, biraz önce söyledim, bu Türkiye'de 22.si. Birçok ilde olmayan böylesine güzel bir sağlıklı hayat merkezi. Elhamdülillah Tatvan'ımıza kazandırmışız. Burada emeği geçen, direktifleri veren Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Valimiz, Kaymakamımız, Sağlık Müdürümüz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tatvan en iyisine layıktır. Tatvan sadece ilimizin değil, bölgenin incisidir. Bölgenin cazibe merkezidir. İnşallah işlerimle birlikte Tatvan'ı yeniden bir huzur kenti, bir gül şehri yapacağız. Biz Tatvanların 31 Mart'ta kendi beldesine, kendi ilçesine sahip çıkacağına inanıyoruz. Biraz önce değerli kaymakamımız söyledi. Burada özellikle hanım kardeşlerimizin faydalanabileceği bir alan. 450'ye yakın şu ana kadar hanım kardeşimiz buradan faydalanıyor. 100'e yakın da çocuğumuz kreşten faydalanıyor. Yine 8 doktorumuz, 50'ye yakın sağlık personelimiz var. Allah hepsine razı olsun. Hepsinin gayesi Tatvanlı kardeşlerimize hizmettir. Bizim de gayemiz Tatvan'da hayat standartlarını yükseltmek, sağlıklarını en üst düzeyde korumak. Onun için bu tür kuruluşlara önem veriyoruz. Bugün kaçıncısını açtığımızı biliyor muyuz? Bugün Tatvan'da 3 tane sağlık merkeziyle ilgili birimleri açtık. Bu sonuncusu. Allah mübarek etsin, hayırlı olsun. Tatvanlı daha çok şeye yakışır. Biraz önce değerli kaymakamım bu tarafa açtık. Haydi inşallah bir tane de öbür tarafa, Allah nasip ederse uğraşacağız. Bundan da daha güzelini öbür tarafa yapacağız. Tatvanlı buna layıktır. Hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Ya Allah, bismillah diyeceğiz. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun inşallah. Allah mübarek etsin. İşte fark budur. Nasıl bir ayrıcalık oldu? İllerde yok. Çok
Çalışma, sakın yakınlar gelmez. Bacılarımız, kardeşlerimiz, bizler, kardeşlerimiz, doğru mu?